Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz hocam. Hocam direkt bir bölümümüzle ilgili bilgi almak isterim sizlerden. Genel bir bilgi verecek olursak neler söyleyebiliriz? Evet. Tabii Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ile alakalı ilk önce söylememiz gereken şey, Türkiye'de ve dünyada ilk enstitü, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü. Dolayısıyla bu çok farklı bir nitelik ve özellik enstitümüz için. Aslında tasavvuf ilahiyat fakültelerinde ana bilim dalı olarak okutuluyor ve fakültelerin sosyal bilimler enstitüsüne bağlı olarak üniversitelerin yüksek lisans ve doktora yapılabiliyor. Yani lisans üstü çalışmalar yapılabiliyor. Fakat bizim burada tasavvuf alanında yüksek lisans ve doktora programlarımız onlardan birazcık daha farklı niteliklere sahip. Sebebi şu, bendeniz 18 yıl İlahiyat Fakültesi'nde, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Oradan buraya geldim. Orada tasavvufla alakalı çalışmalar daha ziyade tasavvufla bir dini ilim olarak tasavvuf ve diğer dini ilimlerle tasavvufun ilişkisi üzerinden yürütülüyor idi. Burada ise biz tasavvufun farklı disiplinlerle ilişkisi mukayesil olarak çalışmasını yapıyoruz, yaptırıyoruz. Hem multidisipliner hem interdisipliner çalışmalar bunlar. Öte yandan Türkiye'de edebiyat fakültelerinde yapılan bir takım çalışmalar var. Bu çalışmalar da aslında tasavvufu ilgilendiriyor. Çünkü divanlar, edebi metinler, tasavvuf ehlinin yazdığı eserler. Dolayısıyla tasavvuf alanında edebiyat fakültelerinde de bir takım çalışmalar söz konusu olabiliyor. Ancak onlar sadece fakültenin gereği dil açısından meseleyi ele aldıkları için tasavvufi yön buralarda verilmiyor. Biz şimdi burada bu bölümde tasavvuf araştırmalarında tez yaptırdığımız zaman bir tezi hem edebi hem de tasavvufi yönüyle ele alınmasını yüksek lisans seviyesinde sağlamış oluyoruz. Ayrıca farklı branşlarda, farklı disiplinlerde mukayeseli olarak çalıştırmalar yapıyoruz. Bu enstitü ilk enstitüdür dedim. 2015 yılında kuruluyor. 2015-16 dönemi bahar döneminden itibaren öğrenci almaya başlıyor. İlk öğrencileri tesis yüksek lisans öğrencileri olarak. Sonra 2017-2018'de tezli öğrenciler de alınıyor, Dahil oluyor. dahil oluyor. 2019 yılı itibariyle de doktora programı açılmış oldu. Bu öğrencilerimiz artık geliyorlar. Şimdi burada tezli öğrenci, bu arada başlangıcından günümüze kadar 150 civarında öğrenci oldu ve bunların 100 tanesini mezun ettik. 60 tanesi tezsiz yüksek lisans öğrencisi, 40 civarında da tezli öğrencilerimiz var. Bunları bitirdik. Bunlar çalışmalarını tamamladılar. Ayrıca doktora programından itibaren doktora öğrencilerimizin sayısı 35'e çıkmış oldu bu kısa sürede. Şimdi yeni daha alacağımız öğrenciler bu sayının içerisinde dahil değil. Şimdi buradaki çalışmalara baktığımızda esasen tabii ki buraya müracaat etmek isteyen, buraya girmek isteyen kişilerin ne tür niteliklere sahip, Evet. Kimler tercih etmeli? kimler Kimlere tercih uygun bu etmeli, program? evet kimlere uygun, bu en çok merak edilen bir konu. Şimdi farklı disiplinlerle mukayeseli çalışmalar yaptırdığımızı söyledim. Bu manada edebiyattan da ilahiyattan da farklı çalışmalar bunlar. Ama bunun da ötesinde aslında tasavvufun sosyolojiyle, psikolojiyle, psikiyatriyle, tıp ile, astrolojiyle ilişkisi var. Çevreyle, çevre bilimiyle ilişkisi var. Biz dolayısıyla burada yaptırdığımız çalışmaları bu alanlarla mukayeseli olarak gerçekleştiriyoruz.
Nitekim bizim şu andaki mevcut öğrenci profilimize baktığımızda gerek yüksek lisansa gerek doktora da öğrencilerimizin bir kısmı mimar, bir kısmı çevre mühendisi veya makina mühendisi, bir kısmı eğitimci, eğitim akademisyen aynı zamanda bunlar. Yani doçent, doktor, profesör seviyesinde akademisyen öğrencilerimiz var. Bir kısmı tabip, doktor, şu anda bizzat mesleğini icra etmekte olan doktorlarımız var. Şimdi bunların için buraya geliyorlar. Çünkü herkes kendi branşının tasavvufla bir şekilde ilişkisini, bağlantısı olduğunu öğreniyor. Sonra bu bağlantının nasıl olduğunu merak ediyor. Evet. Merak ediyor. Ve dolayısıyla aslında onlar da kendi alanlarında bir birikimi olan kişiler oldukları için, alan uzmanı olan kişiler oldukları için onların da aslında enstitüye kazandırdıkları o noktalardan çok önemli şeyler var. Ve biz burada bu kişilere bir çalışma konusu verdiğimizde onları iki alanı da mukayese çalıştırmak adına diğer hocalarımızla birlikte sadece bir danışmanı ona atayarak o danışmanın yardımıyla tez yürümüyor. Diğer hocalarımızın da buna katkısı oluyor. Birlikte yapılıyor. Doktora da zaten izleme jürisi 3 kişi hocadan oluşuyor. Orada farklı branşlara dikkat ediyoruz. Bizim burada hoca kadromuza baktığımızda ilahiyatçının yanında edebiyatçı, tabip, doktor, musiki şinas, musiki... Oldukça da zengin bir evet, alan oldukça zaten. Zengin ve farklı alanlarda uzmanlıkları olan hocalarımız var. Ve bu çalışmaları biz rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Bu bakımdan enstitümüz diğer vakıf üniversitelerinde ve devlet üniversitelerinde tasavvuf dersi ana bilim dalı olarak olsa bile, onların da yüksek lisans ve doktora yapma imkanı bulunsa bile, bu enstitünün onlardan temel ayrıldığı nokta ve ilave olarak değeri bu söylediğim noktalardan öne çıkmış oluyor. Peki hocam biz ne gibi dersler veriyoruz? Yani bölümün ders içerikleri neler? Ders programları neler? İsterseniz biraz da onlardan bahsedelim. Tabii şimdi bir defa tasavvuf yüksek lisans programının başlığı tasavvuf kültürü ve edebiyat. Burada öncelikle o üst başlık zaten gösteriyor ki tasavvuf kültürü ile alakalı dersler var. Tasavvuf tarihi, tasavvuf düşüncesi, tasavvuf şahsiyetleri, tasavvuf klasikleri yani temel metinler ama aynı zamanda edebiyat tarafı. Hani ilahiyatla edebiyatı birleştiriyoruz, iki yönlü çalışmalar yapıyoruz dedim. İşte bu mesela yüksek lisansta çok belirgin bir şekilde zaten ortaya öne çıkıyor. Doktoraya geldiğimizde doktoranın üst başlığı İslam medeniyeti düşüncesi, tarihi ve edebiyatı. Bu şu anlama geliyor. Tasavvufun İslam medeniyetiyle ilişkisi, İslam medeniyetinin oluşmasına katkısı. Tasavvufun İslam düşüncesine katkısı ve onunla ilişkisi, tasavvufun İslam tarihine, tasavvufun edebiyata katkısı ve ilişkisi. Gerçekten şimdi buraya gelen öğrencilerimiz mesela bir kısmı tezsiz yüksek lisans yapmak için geliyor. Aslında önemli bir kısmı zaten belli bir işi olan, çalışmakta olan kişiler olduğu için şunu da söyleyelim. Bizim ders programlarımız akşam saatlerinde oluyor. Dolayısıyla herhangi bir kaçırma, bir kaçırma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Yani biz 6.30'dan itibaren başlıyoruz. 9'a 10'a kadar derslerimiz devam ediyor. Burada bir sıkıntı olmuyor bu bakımdan. Şimdi burada ilk mesela ya ben tez çalışmam ama bilgilenmek için tezsiz yüksek lisans yapmak istiyorum diye gelen öğrencilerimizin önemli bir kısmı buradaki dersleri gördükten sonra tezli programa geçme talebinde bulunuyorlar. Ona ihtiyaç hissediyorlar ve bu imkanları da var. Dolayısıyla ister tezsiz ister tezli hiç önemli değil. Bir şekilde burayla irtibat kuran kişilerin ne kadar önemli bir kendi bünyesinde, kendi branşı açısından ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğunu girince fark ediyor. Ondan sonra da artık ayrılamıyor diyebiliriz. İmkanı olanlar doktoraya da bir şekilde devam ediyorlar. Bizim doktor öğrencilerimizin çoğu eski yüksek lisans
öğrencilerimiz, onlarla devam ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli bilgiler verdiniz bizlere. Öğrencilerimizi, daha doğrusu kendi ilmiyle, kendi bilmiyle tasavvufu birleştirip bambaşka bir pencereden bakmak isteyen öğrenci adaylarımızı da o zaman bekliyoruz okulumuza. Evet, bekliyoruz. Yani bir de şunu söyleyeyim. Tabii bizim lisans söz konusu olduğunda branş farkı olmadan, evet, 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan herkes enstitümüze müracaat edebilir. Bunlar içerisinde ilahiyat mezunu olanların doğrudan hazırlık sınıfına tabi tutulmadan programa başlamaları söz konusu. İlahiyat dışındakiler için ise dil açısından bir takım hazırlık gerekiyor. Osmanlı Türkçesi, Arapçaya giriş ve bir de temel dini ilimler, yani tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi, felsefe gibi, İslam felsefesi gibi dallarda onlara bir paket program diyebileceğimiz bir ders veriyoruz. O da onları aslında 4 yıllık süreci hazırlıyor herhalde. Aynen. Aynen. Bu programa hazırlamış oluyor. O bakımdan bir ısınma turu mahiyetinde. Normalde tesis yüksek lisansımız 3 dönem, yani 1,5 yıl oluyor. Diğeri ise tezli olan 3 yıl. Bu hazırlık okuyan kişilerin bu sürece dahil değil, ayrıca hazırlık okumuş oluyorlar. Aynı şey doktora içinde söz konusu oluyor. Tabii doktorada daha da dil noktasından şey gerekiyor. Yani bir birikim ve uzmanlık, yeterlilik gerekiyor. Onu telafi sadedinde hazırlık dersleri veriyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Evet. Çok sağ olun. Bir sonraki programda inşallah yine birlikte oluruz diyorum. Evet, görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere hocam. Evet, bu programımızın konuğu Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Profesör Doktor Reşat Öngören'di. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.